Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, büyük bir otobanın kenarında evi olan birisi, kalabalık misafirleri geldiğinde, eve de sıkıştık kaldık, alın şu sandalyeleri, gelin otobanda oturalım, çay içeriz, muhabbet ederiz. Der mi? Diyebilir mi? Dese ne olur? O ülkenin vatandaşı, otobanın kenarında evi var, ailesi, misafirleri, kalabalık gelmişler. Evde oturacak, balkona sığacak halleri yok. Almışlar sandalyeleri, gitmişler, otobanın üstünde oturmuşlar, otobanda çay içiyorlar. Olabilir mi bu? Ya olur da ilk araba geçene kadar olur. Ondan sonra ne olur? Onu tahmin bile etmeye gerek yok. E yasak mı adamların yaptığı iş? Yasak tabii. Yolun üstünde yazıyor mu burada oturulup çay içilmez diye? Yazmıyor. E nasıl yasak oluyor? Otobanda çay içilmez diye bir kanun maddesi var mı? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kanun yoktur. Devletin otobanı. Sen de bu devletin vatandaşısın. E işte otur çayını iç. İçersen çaya dönersin sen. Senden bir kase çay çıkar ondan sonra. Pestilin çıkar. Evet, görünürde asfaltın üstünde burada çay içilmez. Yazmıyor ama çocuk dahil herkes bilir ki otobanda oturulup çay içilmesi mümkün değil. Bu bir kanun. Anayasada da öyle yazmıyor. Asfaltın üstünde de yazmıyor ama yazıyor. Kalın harflerle yazıyor. Orada çay içilmez. Gözle görmesen de, okumasan da beyaz boyayla şerit çizer gibi oraya yazmasalar da burada çay içilmez diye o kanundur. Onu öğrenirsin bir gün ama bir daha yola çıkamayacak şekilde öğrenirsin parçalarını toplarlar yoldan. Değerli kardeşlerim, içki içmek haramdır. İnsan öldürmek haramdır. Namaz kılmak farzdır. Anne baba duası almak farzdır. Gibi dinimizin emirlerini nasıl Allah'ın kanunları olarak biliyorsak bir de üzerinde yaşadığımız şu dünyanın ve evrenin de kanunları var. Bu kanunları bilmesek biz o kanunların bulunduğu dünyaya zarar gelmez ama bize zarar gelir. Bu kanunlara sünnetullah diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kanunları. Biz İslamiyet deyince sadece namaz kılmak, Ramazanda oruç tutmak hacce gitmek olarak anlıyor olabiliriz. Bir de bu toprağın kanunları var. Evrenin kanunları var. Ulus millet olmanın kanunları var. Aile olma kanunları var. Bu kanunlara aykırı davrandığın zaman bir bağ sakallı Müslüman da olsan, kalığın kumaştan çarşaflı bir teyze de olsan Kanunlar seni çarpar. Parça parça eder. Tıpkı otoban kenarında evi olan bir Müslümanın, vatandaşın misafirleriyle otobanın ortasında oturup mangal yapmaları, çay içmelerinin hayatlarına mal olacak. Hayatlarına mal olmasa bile, kurtulsalar bile devletin onları mahkemelerde süründüreceği, cezalandıracağı büyük bir suç iken Asfaltın üzerinde burada mangal yapılmaz. Çay içilmez. Yazmamasına rağmen o kanunun varlığını bilmek zorunda olduğumuz gibi bu. Allah'ın kanunları var. Nedir bu kanunlar? Emekli olmak yok. Hep çalışacaksın. Çalışacaksın. Kahır çekeceksin. Çileye katlanacaksın. Dünyayı babanın çiftliği zannetmeyeceksin. Dünyada misafir olduğunu unutmayacaksın. Bu Allah'ın kanunlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de böyle mi yazıyor bu? Babanın, dedenin mezarına bak. Ne yazıyorsa Kur'an'da o yazıyor zaten. Kapalı çarşıda altın fiyatları nasıl belirleniyorsa ama kapısında da burada altın fiyatları belirleniyor diye bir levha yok. Ama o işlem orada yürüyorsa bu hayatın kanunları da bu evrenin Kanunları da bu şekilde Allah tarafından konmuştur ve yürüyordur. Sağlığını koruyacaksın. Mutlu yuva için çileye katlanacaksın. Naza katlanacaksın. Eşin güzel olacak, cömert olacak, seni nazlayacak. Hem de sen hiç fedakarlık yapmayacaksın. Hep eşinden bekleyeceksin. Hayır. Allah'ın kanunu almak istediğin kadar vermek zorunda olduğun kuralına dayalıdır. Bu hayatın kanunudur bu. Dünyada böyle bir kanun var. Derler ki vermeden almak Allah'a mahsustur. Bu söz hiç doğru değil. Ne demek vermeden almak Allah'a mahsustur? Kırk verip bir alan Allah'tır sadece. Heh. Aksine neler veriyordu Allah birazını istiyor. Hem veriyor hem istiyor Allah. Biz insan olarak mutluluk isteyeceğiz, bedel ödemeyeceğiz. Biz mal isteyeceğiz ama cep telefonuna bakarak para kazanacağız. Dünyanın neresinde bir sapık, aklı kıt bir para kazanma çeşidi, hayali para çeşidi çıkarsa milyonlar hemen peşine takılacak zengin olmak için. Birisi tavuk satıyorum diyecek. O tavuktan yumurtlayan altın oluyor diyecek. Enayi tavukçular peşine dizilecekler. Kuluşkaya yatmak için. Öbürü inek sütünden petrol üretiyorum diyecek. Onun peşine takılacaklar. Zengin olacağız. Hemen iki ayda zengin olacaksın. Birisi ben deterjan sattım. Çamaşırlarımı yıkarken zengin oldum diyecek. Gel sen de satıcı deterjan satarak, tarak satarak, şampuan satarak dünyanın en büyük zengin olacaksın. Mutluluk zincirleri kuracaksın. Bu dünyanın kanunlarına terstir. Karun simyacılıkla zengin oldu. Ya yani bir iş yaptı gene. Alaşam yaptı, bir şeyler onu eritti, bunu eritti de zengin oldu. Oturduğun yerden kumar oynamak olur. Ama zengin olmak olmaz. Güzel olmak istiyorsan bedenine dikkat edeceksin. Rüzgara çıkmayacaksın. Kediye kendini tırmalattırmayacaksın. Yaralı bereli olursun yoksa. Her şeyin bir kanunu var. Bu kanunları teyit geçerek arzu ettiğimiz şeylere ulaşmamız otobanda 120 kilometre sürat yapılan bir yolda oturup çoluk çocuk çay içmek kadar saflık, akılsızlık, dünya bilmemezlik, kültürsüzlüktür. Ya Rab cennet nasip et. Ya cennet camide seccadenin üstünden dağıtılıyor. Televizyonda hatim duası yapılıyor. Sen buradan amin diyerek cennete giriyorsun. Bu kadar dijital cennet vardı da ashab-ı kiram niye gitmediler o cennetten? Gerçekçi olmak lazım kardeşlerim. Bu dünyanın kanunları var. Yağmur öyle meteoroloji onay verdiği için mi yağıyor? Bir litre yağmur düşsün dünyaya diye. Ne kadar güneş enerjisi, ne kadar rüzgar, ne kadar buharlaşma, ne kadar çağdaş deyimle emek veriliyor da bir litre su düşüyor dünyaya. Yani şu dünyada belediyeler suyu bir liraya iki liraya tonunu satıyorlar da pahalı geliyor bize oturup şöyle kaça mal oluyor yağmur yağarken bir kova su? Kaça mal oluyor bir baksak? Güneş ener, güneşin enerjisi. Aylarca güneş kavuruyor dünyayı. Denizler ısınsın, derede buharlaşsın, yukarı çıksın diye. Ya bu bu kadar ucuz mu bu enerji? O kadar rüzgar esiyor. Şunu biz büyük fanlar yaparak Rüzgar bulutları yönlendirecek bir rüzgar oluştursak bakalım kaça mal oluyor? Herhalde matematikle hesaplaysak olsak bir kova su birkaç milyon dolara mal oluyordur. Altından daha pahalı, petrolden daha pahalı. Bedava ne var bu dünyada? Hepsi kanun işte bunların. Yağmurun inmesi bir kanun. Çocuk babası annesi olmak bir kanun. Fabrika işletmek bir kanun dışarıdan davulun sesi hoş geliyor. Aa adama bak o arabadan bu arabaya biniyor. Kaç tane işçi çalıştırıyor. İyi de o noktaya kolay mı geliniyor? Hatta o noktayı öyle korumak kolay mı oluyor? Kolay ne var bu dünyada? E bu Cehil olmak bile kolay değil. Ne gavurluklar yaptı zirvede bir gavur olmak için. Elbette Ebu Bekir olmak da radıyallahu anh kolay değil. Ne Zirvede Müslüman olmak kolay, ne zirvede gavur olmak kolay. Beş kuruş etmez gavurlar var. Peh, cesedi milyon dolar eder gavur var. Gavurluk da bir emek işi. Dünya, kanunların yürüdüğü, kanunlarla yürüyenlerin yürüyebildiği bir dünyadır. Sadece zengin olmak değil, mutluluk da öyle, dindar olmak da öyle. Oturduğun yerde kimse bir şey olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce peygamber olacağı belliydi. Cennette adı vardı. Ama ilk peygamberlik görevi tebliğ edileceği zaman onu Cebrail Aleyhisselam öyle bir sıktı ki eve geldi sıtmaya yakalanmış gibi örtün beni, örtün beni, ölüyorum herhalde der gibi bunu Kolay mı ya? Hiçbir şey kolay değil bu dünyada. Her şeyin bir kanunu var. Depremin de bir kanunu var. Selin de kanunu var. Orman yangınları da bir kanun sonucu çıkıyor. Isındı, tutuştu, bilmem ne yaptı. Çıkıyor işte kanun. Bir tek kanun bizim keyfimizin gerektiği yerde mi işlemeyecek? Hayır. Bu bakış tarzıyla yani kanunsuz dünyada istediği yolda piknik yapmayı arzu edecek ve sonra da piknik yapacak mantıkla yetişen nesil çok bedbaht bir nesil olur. Yazık o nesle. Anneler, babalar kanunsuz çocuk yetiştiriyorlar. Kanunsuz. Her gördüğü kaldırımda çay içmek isteyen, portakal sıkmak isteyen mantıklı çocuk yetiştiriyorlar. Bunu da şeytan çok iyi felsefelendirmiş. Biz zorluk çektik, çocuklarımız zorluk çekmiş. Aa çocuk ağlayacak yarın herhalde, bugünden çikolatasını alalım. Böyle insan mı yetişir ya? Neredeyse, yani kadın doğum zahmeti çekmesin, çocuk orada havasızlıktan ölmesin diye, kavanozda çocuk büyütecekler. E çünkü kadın eziyet çekmeden ana olmak istiyor. Babalar neredeyse Çin'den çocuk getirecekler, e, küçük bebekler çok ağlıyor. İşten de gelince zaten gürültü oluyor. Bu kanunsuz, illegal hayat tarzı ne Müslümanlığımız için uygun, ne de insanlığımız için uygundur. Böyle Müslümanlık da olmaz, insanlık da olmaz. Bir sürü deliği bulunan o deliklerden de ter çıkacak derisi olan insanlarız. Allahu Teala derimiz ter çıkarsın istiyor alnından şöyle terini silmek bir atasözüdür yani alnının teri diyorlar yetmez alnının teri. Parmaklarının ucundan bile ter akacak. Hayat böyle kazanılıyor. Zenginlik budur. Neticede şöyle bir A4 kağıdı diploma onu aldın mı bütün paralar sana akıyor zannediyorsun. Üniversite mezunu. Uzaydan mı düştün? Üniversiteden mezun olunca iş garantin mi var? Çalışacaksın. Beyefendi iki yere müracaat etmiş hala almamışlar. Zaten devlet memuru olmak Mısır tapınağından daha kutsal. Devlet memuru Allah sülaleden bir memur olsun. Nasıl olsa o torpilde, rüşvette, haram helal karıştırıp getirecek. Hayır, bu insanca değil. Asla insanca değil. Asla bizi doğuran babalarımız, dedelerimizin yaşam tarzına göre değil. Tamam. Teknolojiyi, bir sürü sosyal hakları Allah nimet olarak gönderdi. Bunu kullanacağız ama öyle değil, öyle değil. Yani bu sosyal refah kurallarını, bu sosyal devlet anlayışını geliştirmek, kendilerine nasip olan batı ülkeleri saat 6'da sokaklara dökülüyorlar. Bizde 9'da bakkallar bile açılmıyor. Yani sosyal anlayış, sosyal vatandaş ruhuna sahip asıl adamlar çalışıyorlar. Çoluk çocuk çalışıyorlar. Biz de çoluk çocuk otobanda çay içiyoruz. Bizde kahvehane sayısı onlardaki iş yeri sayısından daha fazla. Bu gayri insani ve gayri İslami anlayışımızı böyle isteyen istediği gibi yaşasın. Kim kimi karışacak. Ama bunu sanki Müslümanlığımız böyle emrediyormuş gibi İslam'a faturasını ötettirdiğimiz zaman bu dinimize hakaret olur. İnsana çalıştığından başkası yoktur diyen Kur'an-ı Kerim'i nasıl biz kitabımız deriz o zaman? Kardeşlerim, bu evrende Allah'ın kanunları var. Bu dünyada da Allah'ın kanunları var. Belirttiğim kanunları. Ve millet olmanın kanunları var. Mesela bir örnek zikredeyim. Toplumumuz düzelsin. Hırsızlık kalksın. Herkes çalışkan olsun. Çocuklar dahil herkes bunu ister. Ya şu toplum adam olmayacak filan. Herkes böyle tenkit ediyor. Hepimiz hocası da tenkit ediyor. Vatandaşı da tenkit ediyor. Ama bir şeye dikkat ediyor muyuz? Herkes bunun siyasetçiden gelmesini istiyor. Ben filanca grubu iktidara getirirsem her şey Evliyaullah gibi insanlarla yürüyecek. Zannediyoruz. Bu sülalece otobanda oturup çay içmeye benziyor işte. Bu siyasetçi ashab-ı kiramın mezarından mı çıkarıp getireceksin? Hazreti Ömer'in torunlarından mı siyasetçi yapacaksın? Senin toplumundan geliyor bu siyasetçiler. Bataklık dediğin toplumdan kurnaz beş tane batakçıyı çıkarıyorsun. Bunlar düzeltsin diyorsun. Kur'an, kitabımız Kur'an kanun koymuş ama. Demiş ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُوَيْرُ مَا Hatta حَتَّى يُوَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir millet, Kendisini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmeyecek demiş. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Allah korkusundan harama temas edemeyen, kul hakkından korkan, faizin fesiyle bile bağlantı kurmayan yüz binlerin Ömer'iydi. O adamlar başlarına Ömer gibi birini getirdiler dünyanın adil sistemini kurdu. Değişim ailede olur bile demeyeceğim. Değişim benim kafamda olur. Benim kafamda %100 Allah, cennet, cehennem, adalet, hak, hukuk kavramları oturur. Ben zaten dünyayı o zaman Ömer gibi görüyorum demektir. Bu Aileme etki eder. Eşim öyle görür. Benim çocuklarım böyle görürler. Bir çekirdek oluruz biz. Beş kişilik, on kişilik bir aile ne kadarsa milyonluk bir şehirde bir çekirdeğiz biz. Bu çekirdek büyür. Yüz aile olur, bin aile olur. Onların her biri çarpı bin olur. Ondan sonra bir Ömer bir çatı altında bunları toplar. İnna Allah la yuğriru ma bikum hatta yuğriru ma bi enfusin bu demek işte. Siz değişmedikçe Allah tepeden inme kurallarla sizi değiştirmez. Kur'an böyle buyuruyor. Bizim filan dijital para sistemiyle zengin olma, yumurta toplayarak zengin olma, millete deterjan satarak büyük bir zenginlik hayali kurmakla beş vakit namaz kılan, hafız, alim, sakallı birisini devletin başına getirip bunu İslam devleti yapma hayalimiz arasında hiçbir fark yok. Hayali zenginlik, hayali reform bu. Ha olur. Üç gün, beş gün mutlu olacağın şey hissedersin. Bir dahaki seçimde başka birini aramak zorunda kalırsın. Olmadı la bu. Niye olmadı? Bu da kurban gitti. Batak bir toplum iyileri bataklığa çekmekten başka bir işe yaramıyor. Bunun için siyasetin dünyayı düzeltmesini hayal edenler o siyaseti evlerinde kendi nefislerine bakıp uygulamadıkça bu hayalleriyle her gece yatar kalkarlar. Ömürleri böyle biter gider. Hiçbir işe yaramaz bu konuştuğuma belge lazım demesin kimse. Belge dolu dünya. Her yer belge. Belge yağıyor dünyaya böyle. Belgesel izleyip duruyoruz akşamdan sabaha kadar, sabahtan akşama kadar. Allah bir toplumu değiştirmesi için o değişimin, o reformun kafalarda olması lazım. E ben oldum, hala komşular olmadı diyorsan hiçbir şey olmadın sen. Dünya sensin. Bu dünya aslında bir kişiliktir. Benden başka kimse yok dünyada. Ben neysem dünya odur. Düşündüğün zaman sen zaten meleklerin koruması altında bir insansın. Kötülükler sana hiçbir şey yapamaz. Sen o zaman asiye olursun. Firavun'un sarayında melekleri temsil edersin. Dünya kötü, kötü, kötü de Firavun'un sarayından da kötü değil herhalde. Sokakları cami dolu şehirlerde yaşıyoruz biz. Firavun'un sarayında cami mi vardı? Nasıl asiyi orada tek başına Allah ondan razı olsun. Kur'an'ın bize mümin böyle olur işte dediği bir kadın oldu. Hem de kadın haliyle hem de Mısır kralın birinci karısı. Hizmetçi falan da değil orada. Kocası dünyaya kan kusturuyor. O da meleklerle yarışıyor hangisini geçeyim diye. Aynı odada yatıyorlar üstelik. Demek ki değişim ruhta olur, kafada olur. Gerçek değişim budur. Öbürü sen al, sen al, sen al, sen yap diye hep başkasına savsaklamak, tuşa basıp kumar üzerinden zengin olmaya çalışmak bu. Kumar hep otellerde falan oynanmıyor. Sandıklarda da, seçim sandıklarında da böyle kumar oynanıyor demek ki. Kumar bu. Hak etmediğin şeyi Allah'tan nasıl isteyeceksin sen? evlenmiyorsun ama dört tane çocuğum olsun istiyorsun. Var mı böyle bir hesap dünyada? Sen değişmiyorsun. Yalanı bırakmıyorsun. Haramı ateş gibi üzerinden atacak şekilde düşmanlaştırmıyorsun. Sabah namazını kılmıyorsun. Çocuğun çilesine, aile olmanın ağırlığına fedakarlık yapmaya hazır olmuyorsun. Ya Rab bize ashab-ı kiram gibi çocuklar nasip et. Bilmiyorum melekler gülüyor mudur? Yani gülme yetenekleri var mıdır? Ne kıs kıs gülüyorlardır bu sözler için. Bu ne ya? Ne hakla Allah'tan? Mübarek bir nesil istiyorsun. Ha tabii. Aa, şunu unuttuk. İmam Hatip açılmıştı bizim orada. Demek ki düzeldi dünya. Ya İmam Hatip açıldıysa tabii bu, bu, bu İmam Hatip açılmadıysa bu sorunlar böyle. Açılırsa açılsın İmam Hatip. Kur'an kursu açılsın. Masaları mı eğitecekler orada? Biz kıyamet günü okul binalarını mı Allah'a götüreceğiz? Ya Rabbi bu binalara bak ne kadar güzeldi. Hem Selçuklu mimarisiyle yapılmış. Ne güzel İmam Hatip. Onu götürürüz mahşere. Melekler de bu İmam e bakanlar cennete girsin der. Nasıl olsa din protestan kafalı. Böyle istediği zaman istediği şekilde hamur gibi değiştirebileceğimiz kadar kolay. Nerede bu din ya? Yeryüzünde bir kanunlar var kardeşim. Büyük kanunlar bunlar. Hatta ve hatta daha da ileri, daha da rigid bir ifade edeyim. Çocuğu hafız yaptık. E tamam da yetiştirdik. Ya hafızlık yetiştirme tarzı mıdır? Kur'an adamı yapmak. Allah'tan korkan, haramdan korkan, en iyi insan olmak. En mükemmel insan olmak için uğraşan birisini yetiştirmek eğitimdir. Hafızlık onun parçalarından bir parça sadece. Kardeşlerim. Siz bakmayın. Otoyolun üstünde tezgah kurmuş piknik yapıyor adamlar. İlk arabaya kadardır o piknik. İlk arabada cenaze törenine dönecek onlar. Bir kısmının parçasını bile bulamayacak 112 sağlık ekipleri tekerleklerin altında pestili çıkmış olacak. Bu hayat şaka kabul etmez. Evet, gezmeye, neşelenmeye izin verir. dinde izin verir. Mutlu olmayın demiyor din. Ama akılsızca ve enayice otobanın kenarında oturmayın buyuruyor. Adem aleyhisselamdan beri bu kanun geçerli. Çalışan kazanacak ciddi olan kazanacak. Ödediğin fatura kadar sana ödeme karşılığında nimet verilecek. Aile mutluluğun erkekliğinden, delikanlılığından, genç kızlığından vesaireden, hayattan, beklentilerinden yaptığın fedakarlık kadar sana gelecek. Hem full mutluluk istiyorsun, böyle tevessümler diyarı istiyorsun ama sen heykel gibi adam. İçeri giriyorsun bir heykel, karşındaki seni mutlu ediyor. Yahu seni nereni mutlu edecek? Beton bir heykele benziyorsun sen. Sen sünger gibi olacaksın ki, çok hafif rutubeti bile çekebileceksin kendine. Sen beton. Mermer beton hem de. Vermediğimiz şeyleri, kuldan da istesek vermez. Yani biz faturasını, bedelini vermediğimiz şeyleri kuldan da istesek vermez. Allah'tan da istesek vermiyor. Adem Aleyhisselam'dan beri böyle. Bunun için çok çalışan, disiplinli çalışan fabrika kuruyor. 150. senesini kutluyor dedesinin babasının kurduğu fabrikanın. Sen iş yeri kuruyorsun. iki arkadaşınla, abinle, kardeşinle. 6 ay sonra da mahkemede ayrılıyorsunuz. Çünkü sen ne yaptın biliyor musun? Abimle ortak kurduk dediğin için yengen geldi şunu şuraya koyun dedi. Senin hanımın geldi buraya koyun dedi. O ise 150 senelik çakı fabrikası İsviçre'de mesela. O ise hanımının o fabrikada ziyaretçi olarak girmesine izin vermiyor. Bırak karısının gelip ona karışmasını. Hanım illa çalışacaksa sigortalı ol, gir çalış burada diyor. İşçilerle aynı yere tutuyor onu. Çünkü kanun var dünyada. Nedir bu kanun? Yalımona, zahiran min el hayat dünya, dünyanın bir kuralları var. Nedir? İş yerinde akrabalık olmaz. İş yeri ev yeri değil. Burada şirket kanunları neyse, devletin kanunları neyse öyle olur. Dediğin zaman şirketin senin 150. seresini bulur. Sadece senin marka değerin servet olur. Burada Yeğenim yeni mezun oldu, garip işsiz kalmasın, yetiştirelim onu. Yeğenin al, yeğeninin tanıdığını al, bacanağının çocuğunu al. Şunu al, bunu al. E yetimhaneye çevirdin, senin iş yerin elbette yürümeyecek. Kural yok ki senin iş yerinde. İş yerinde kural yok senin. Dünya, kanunlar diyarıdır. Yağmur yağarken de o kanunlarla yağıyor. Yani buradakiler çok güzel tarım arazisini hazırladılar muhakkak yağar çünkü tarla sürülmüş. Böyle bir şey yok ya. Rüzgara bağlı, güneş sıcaklığı, geçen seneki sıcaklığa bağlı, bu seneki yağmur o, filan yerde nasıl yağdı ona bağlı. Sen bir sürü baraj yapmışsın. O barajlar iklimi değiştirmiş. Onun negatif sonuçları var ona bağlı. Niye kar isteyemiyorsun? Dünyanın her ülkesi, ülkesinin neredeyse onda birini baraja çevirmiş. Bu barajlar kar oranını düşürmüş. Kanunlarla oynamışsın sen. E su lazım de bize. Ya tamam onu yanlış yaptın demiyorum. Ama bu yaptığının bir bedeli var. Bu bedeli ödeyeceksin. Kar olmadan ödeyeceksin. Kar olmayacak. Her yeri beton yapmışsın. E bu beton e, dikmişsin binaları. Bu binalar rüzgarı engellemiş. Rüzgarları engelleyince şu olmuş. Neyse artık coğrafyanın kanunları. Yani bir kanun var ortada. Nasıl namazın bir kanunu var. Abdest olmadan olmaz, kıbleye dönmeden olmaz. Hayatında kanunları var. Hiçbir bedavacının bu kanunları delme hakkı yoktur. Hayat bu kanunlar üzerine kurulu. Hem gideceksin. Köylerin yarısını beton yapacaksın. Yani ister karayolları yapsın, ister köy muhtarlığı yapsın beton yapacaksın. Köyün dibini sel basınca da Allah Allah neden oldu diyeceksin. Yahu beton yaptın her yeri toprak suyu yememiyor kanunlarla oynamışsın. Çoluk çocuğunu akrabaydı, tanıdıktı. Bütün fıskı fucur, aklı hayali bozuk kimselerle bir arada bayramda, seyranda, düğünde tutacaksın. Her çağrılan düğüne gideceksin. Her gittiğin düğünde de senin çocukların fıskı fucur, kötülük, menhiyat öğrenecekler. Ondan sonra da bu çocukları Allah için yetiştireceğim. Kanuna aykırı bu yaptığın kardeşim senin. Bir tane gelin ve damat olması gerekiyor. 50 tane gelin neredeyse düplör olmuş orada. Herkes gelin gibi süslenmiş, çırılçıplak olmuş. O salona sen akraba düğünü diye gideceksin. E, evet, sen oradan çıktın gittin ama çocuğun o sahneyi iki dakikalığına da olsa gördü, özendi. Sen ondan sonra tesettürlü kız yetiştireceğim de uğraştır. Cebrail aleyhisselam gelse senin çocuğunu ikna edemez ki bir şey orada. Kanuna aykırı sen. Kanunsuz iş yapıyorsun. Çünkü kanun ne diyordu? Ey müminler gözlerinizi koruyun. Göz gördüğü şeyin peşinden gider demişti değil mi ayet? Kanundu bu işte. Gözünü kollayacaksın. Kulağını kollayacaksın. Hem elektrik kablosuna tutuyorsun hem çarpıldım diyorsun. Kömür bile olursun bırak çarpılmayı. Ne oluyor bu dünyada? E kanunlar işliyor. Niye kafirler? Müslümanlara eziyet ediyor, ülkelerini işgal ediyor, öldürüyor. E allah Teala Kur'an'da kanun koydu. Adem Aleyhisselam'dan beri bireysel ve ulusal çapta, devletler çapında, kabileler çapında sürtüşme olacak aranızda buyuruyor. Dünyadaki elektriğin devam etmesi için hak ve batıl, iyi ve kötü, siyah ve beyazın sürekli hareket halinde olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökten binlerce meleğin gelip onu desteklemesine ve onun yanında göklerin, dağların, her şeyin hizmete hazır olmasına rağmen küfrün kökünü kurutarak gidemedi bu dünyadan. Bedir'de başını ezdi. Hayber'de başını ezdi. Orada ezdi, öbür tarafta çıktı küfür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küfrün, batılın, kötülüğün kökünü kurutmak için gelmedi. Böyle bir görevi yoktu ve bu kanuna aykırı zaten. Kur'an'ın koyduğu kanunlara aykırı. Ne için geldi peki? Küfrün, kötünün, şirkin, batılın karşısında güçlük almak için geldi. Mekke'nin fethinde bu gücünü ilan etti bitti, kökünüz kurudu demedi. Buradayız, haddinizi bilin, ezanımızı susturmayın. Müslüman olarak kıyamete kadar hayata bakışımız bu bizim. Daha ötesi olamaz ki. Hastalık kaldırılamaz bu dünyadan. Hastalıkları kaldırmayı vaat eden birisi yalan konuşuyor. Yahu içinde kan dolaşan bir insan, milyarlarca hücrenin bulunduğu ve aldığı nefesteki küçük bir virüsten dolayı yatağa düşme kabiliyetli bir bedenin sahibi bir insana sağlık garantisi nasıl verilebilir ki? Kanuna aykırı bu. Virüs olacak. Bizim de bağışıklık sistemimiz olacak. Aksi takdirde kardeşlerim hayal peşinde koşarız. Hayali servet, hayali zenginlik gibi hayali mutluluklar peşinde koşarız kendi kuyumuzu kazmaktan başka bir işe yaramaz. Allah'ın kanunu bu. İlk insan bu dünyaya geldiğinde yağmur aynı kurallarla yağıyordu. Hala aynı kurallarla yağıyor. İlk insan geldiğinde Adem ve Havva babamız ve annemiz nikahlandılar, evlendiler, çocuk oldu. O kanun hala devam ediyor. İlk buğdayı Allah önlerine nimet olarak koyduğunda taşla neyse elleriyle kazarak onu yetiştirdiler. Buğday böyle yetiştirildiği anla. Şimdi traktörle kazıyoruz ama toprağı kazacaksın, tohumu atacaksın, hasadını 3 ay sonra alacaksın. Kanun bu. Bu kanun böyle devam ediyor. Seveceksin, sevdiğini ispat edeceksin, seni de sevecekler. Bu bir kanun. Böyle devam ediyor. Sen iyi babalık, iyi annelik yapacaksın. Sana da iyi evlatlık yapacaklar. Sen küçük çocukken düşman gibi beslediğin çocuktan şimdi yaşlandın elden etekten düştün diye mutlu böyle senin önünde iki büklüm bir çocuk istiyorsun verdin mi de alıyorsun şimdi kanuna aykırı bu amca hacı teyze kaldırmasan oradan yolda bu ziyafet olmaz koca otobanda ne işin var senin yanlış yerde duruyorsun e bir kere yaptık, bir kere de ağlarsın. Düzenir bu iş işte. Kardeşlerim, Allah'ın kanunları değişmeyecek diyor Kur'an-ı Kerim. Felen <laughs> تَجْدِلِ سُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın kanununu değişir, bulmayacaksınız. Asla bulmayacaksın. Bu ne demek? Peygamber de olsan, çalışırsam vereceğim diyor. İmtihan ediyorum, sıkıntılar veriyorum, hastalıklar oluyorum. Kim olursan ol, vereceğim diyor. Yani imtihansız dünya yok. Ben madem sen dua ettin diye hiçbir sıkıntı vermeyecektim sana. E seni cennette tutardım o zaman demiş oluyor Allahü Teala. Niye geldin ki dünyaya? Hem fırına giriyorsun hem pişmek istemiyorsun gibi oluyor o zaman bu. Kardeşlerim en baştaki örneğimi tekrar ediyorum. Evde kalabalığız. Burada misafirlerle oturacak yer kalmadı. Balkon küçücük. Alın sandalyenizi. Ha siz de kilimleri getirin. Devletin otobanında oturalım, ziyafet yapalım, salata yaparız, bir şey de hanımlar çiğ köfte yapar, yeriz, içeriz. Var mı böyle bir şey bu dünyada? Yaparsan ne olur? Perişan olursun. Ailenin kökünü kazırsın. Peki karayolların üstünde yazıyor mu burada piknik yapılmaz diye? Yazmıyor ama hayat bunu sana öğretiyor. Aynı şekilde Müslümanlığımız açısından, insanlığımız açısından artık öğrenmemiz lazım ki kurala uyan kazanacak bu dünyada. Gavur kurala uyarsa kazanacak, zengin olacak, mutlu olacak. Müslüman el ense verip yatarsa perişan olacak, sürünecek, gavurun işçisi olacak. Din sahibi olmamız, Müslüman olmamız kuralsız yaşamamıza özür oluşturmuyor. Aa, e, dede nene hep Müslümanız biz diye otobanda çay mı içeceğiz şimdi? Aksine din sana en çok sen kurala uy diyor. En çok sen çalış diyor. Elin ayağın tutarken emekli olma diyor. Çalış. Namazın, helalin gibi dini ölçülerine uyuyor olduktan sonra iki kere çalış günde. 16 saat çalış. Hemen devletin kapısına el etek bir seccade koyup orada sabaha kadar teheccüd kılıp memuru alsınlar beni diye uğraşma. Dükkanı aç. iş yeri aç. Tarla kirala, tarlada çalış. Bu dünyanın kanunlarına uyacaksınız. Kardeşlerim, matematiksel ölçü veremiyorum. Anladığım, bildiğim şeyler değil. Ama Allah rızası için matematik bilen, coğrafya bilen biri bir 10 litrelik kovanın suyunun gökten düşmesinin Bugünkü enerji fiyatlarıyla, işletme fiyatlarıyla kaça mal olduğuna bir baksın kardeşlerim. Biz bu suyu bedava buluyoruz. Tonunu belediye 1 liraya satıyor diye bize bedava geliyor. Maliyeti çok yüksek olan bir hayat yaşıyoruz. Devletler hastanelerde doğum ücretlerini hesaplarken kaça mal oluyor diye bakıyorlar. İşte şu kadar özel hastanelerde o kadar fiyat alıyor. Allah'tan korkun be insanlar. Bir çocuğun maliyeti sadece hastanedeki doktor maaşıyla aşıyla serumla mı ölçülür? Bugün doğan bir çocuk için, onun bininci, beşinci, beş bininci dedesine kadar geri gittiğimizde ne büyük masraflar yapıldığını. Bugün bir çocuk doğsun diye kaç milyar çocuk doğurttu bu dünyada Allah kadınlara. Bunu hesaplamıyor muyuz? Bir insanın maliyeti. 10 bin dolar olabilir mi? Kaç milyar kere düğün yapıldı bu dünyada, bugün bir çocuk doğsun diye hepsi. Biz filmin son bir saatini kesip bakıp, 2000 dolara bu çocuk doğurttuk diyebilir miyiz? Böyle küçük bir hesap olabilir mi? Bu dünyanın kanunları bu kadar basit mi? Basit düşünenlerin, basit sonuçlara razı olması gerekir o zaman. Velhamdülillahi Rabbil alemin.